Vicdanla kötülüğü aynı kefeye mi koyuyorsunuz? Vicdan dediğiniz şey bu kötülükten doğmuyor mu? Hayır, bu haksızlık olur. Tanrımızın bize bağışladığı gerçek adalet demek lazım ona. Sizin ve patronunuzun muhakemesinde olduğu gibi. Kendi adıma sizin adaletinizi tercih ederim. Bu kadar zorlamayın. Yok yere kendinizi ipe göndermeye kalkmanın nedeni bu olamaz mı? Annenizin ölümüne sevinecek kadar sevgisiz, karınızın sizi aldatmasına ilgisiz kalacak kadar inançsız olmanın altından kalkamadığınız için yapmış olamaz mısınız? Sahiden bu kadar karışık mı olduğunu düşünüyorsunuz? En azından söylediğiniz kadar basit olmadığını biliyorum. Söylediğimden daha da basit. Ama siz karıştırmayı seviyorsunuz. Boynunu koparacağınız insana borcunu ödeyeceksin demek işinize geliyor. Bana da yaptığınız gibi. Ne yaptık size? 3 insanı öldürmekle suçladınız ama annemin ölümüne üzülmediğim ve karımın aldatmasına kayıtsız kaldığım için cezalandırdınız. Bu da yetmezmiş gibi şimdi de Tanrı'nın mahkemesine havale etmeye çalışıyorsunuz. Bu kötülerin bile bir şeye inanmak istediğini, bir anlama ihtiyaç duyduğunu göstermiyor mu? Benim için ikiyüzlülüktür bu. Böyle olmasaydı başkalarından önce kendinizi cezalandırırdınız. Peki bütün insanlık ikiyüzlülük mü yapıyor? Daha da beterini. İnsan olmanın bütün yükünü benim gibilerin omzuna yıkıp kaçıyorlar. Ya onların çektikleri? Bir bakın çevrenize. Dünya inananların çektiği çilelerle dolu. Siz çileyi değil, kötülüğü gösteriyorsunuz. Ağır konuşuyorsunuz. Eğer gerçek bu bile olsa, karımızın bizi aldatmasına seyirci kalıp annemizin ölümünden sevinç duymayı kabul edersek geriye pek bir şey kalmaz. İnsan ruhu bu kadar da boş olamaz. Ya bu kadar boşsa? O zaman o ruh için dua etmekten başka çare kalmamış demektir.